Bayramlaşma tören programını arz edelim. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın konuşmaları. Arkadaşlar günaydın. Sağ ol. Sizler sağ ol. Silahlı kuvvetler olarak ilk günden itibaren gerçekten yani burada silahlı kuvvetler olarak bizim için bir önemli bir anı, önemli bir gurur kaynağı. Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımızla beraber yaptığımız toplantılarda, bakanlık personeliyle yaptığımız toplantılarda ilk günden itibaren bunun farkına vardı ve bireysel ve kurumsal tedbirler alınması için gerçekten olabildiğince en erken zamanda gerekli emirler ve talimatları verebildik. Bundan dolayı da mutluyuz. Burada tabii bizim yaptığımız önemli altını çizdiğim konulardan biri de bu koronavirüsüyle mücadele merkezini efendim başlangıçtan itibaren kurduk. Bu konuda bu konmerde yaptığımız bu merkez hem burada bakanlık bünyesinde genelkurmay kuvvetlerle beraber hem de en alttaki üst bölgesine kadar, filolara kadar, tuvalelere kadar, gemilere kadar uzanmak suretiyle gerçekten temaslarını arttırdı, efendim ilişkilerini geliştirdi ve dolayısıyla oradan aldığı geri beslenmelerle alınması gereken tedbirleri de alabildiler. Arkadaşlarım bu faaliyetler yürütülürken bizim için en korkulu rüya hepimizin tahmin edebileceği gibi neydi? Operasyon bölgelerine herhangi bir şekilde bu musibetin, bu belanın sıçraması. Böyle bir şey olduğu takdirde karşınıza terörist, arkanızda virüs gerçekten çok çok sıkıntılı, efendim, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdi. Yine bu alınan tedbirlerle efendim oradaki birlik komutan arkadaşlarımızın, ordu komutanlarımızın, kol ordu, tümen, tugay, tavuk komutanlarımızın, bölük komutanlarımızın dirayetle, efendim akılla aldıkları tedbirlerle çok şükür herhangi bir şekilde şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim bir koronavirüs vakamız olmadı arkadaşlar. Bunu bir şekilde arkadaşlarımız durdurdular. Tabii gemilerimiz çok önemli, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarım aldıkları tedbirler de orada bize herhangi bir zorluk yaşatmadılar. Şu ana kadar geldiğimiz noktada arkadaşlarım rakamlara baktığımızda gerçekten övünecek bir durum var. Yani doğal bir şekilde bu musibetle karşılaşan ordular Amerika, İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa, efendim ne varsa Almanya gelin bu tarafa doğru. Türkiye bu konuda gerçekten silahlı kuvvetler olarak da efendim en başarılı durumda. Bundan dolayı da ben emeği geçen bütün hepinizin efendim en içten duyularına kutluyorum. Gerçekten ciddi bir başarıydı bu. Şu anda arkadaşlarım 156 en son rakam, bu devamlı hareketli bir rakam, 156 pozitif arkadaşımız var. Bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok. Sadece bu koronavirüsüyle aldığımız tedbirlerle mücadele değil, aynı zamanda hem silahlı kuvvetlerimizin hem de tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlık malzemeleri üretimi konusunda da önemli girişimlerde bulunuldu. Arkadaşlar bu konuda da gerçekten çok başarılı çözümler ürettiler, üretmeye devam ediyorlar. Solunum cihazlarının çok ciddi önemi var. Biz de kendi kendimize, özellikle silahlı kuvvetlerin ihtiyacından başlayarak çalışmayı başlattık. Sahra solunum cihazı adı altında bir solunum cihazı, makine kimya endüstrisi kurumumuz, oradaki mühendisimiz, ustamız, işçimiz, çalışanlarımız hem tasarladı hem ürettiler. Tamamen milli ve yerli olarak. Ve bu cihazın bir sertifikasyon süreci var. Hacettepe Üniversitesi'nde bir bilim kurulu var. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili bir kurul var bunlara ruhsat veren. Onlarla alakalı ISO belgesi alındı. CE dedikleri bir husus daha var. O konudaki çalışma devam ediyor. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde bitecek. Muhtemelen bugün, yarın bunun bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra da biz tamamen milli ve yerli tasarımda bize ait olmak üzere sahra solunum cihazını haftada 500 adet inşallah üretmeye başlayacağız değerli arkadaşlarım. Şu ana kadar da 35 milyon maske üretildi ve dağıtıldı. Bu önümüzdeki günlerde çok daha artacak değerli arkadaşlarım.
Ayrıca 500 bin civarında tulum, bu sağlık personeline ihtiyacı olan tulum üretildi ve dağıtıldı. Tabii belki de bunlardan çok daha pratik ihtiyacını karşılayan 160 ton dezenfektan üretildi, üretime devam ediyor. Dolayısıyla efendim, bütün ihtiyaç sahibi olan sağlık kuvvetleri personeline, bakanlık personeline ulaştırıldı. İlaveten de halkımızla alakalı, diğer bakanlık ve kurumlarla alakalı ihtiyaç duyan kimler varsa onları da onlara ulaştırıyoruz arkadaşlar. 5 operasyon bölgesi var arkadaşlar. Irak'ın kuzeyinde, Lezit'te var, Pınar bölgesi, Fırat bölgesi, Afrin bölgesi, İdlib. Ve bunların hepsinde şu anda da yoğun bir şekilde mücadele devam etmekte. Çok şükür yine aynı şekilde arkadaşlarımız başarılı şekilde gerekli tedbirleri aldılar, almaya devam ediyorlar. Efendim Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Yani burada hiçbir eksilme ve azalma söz konusu değil. Bu konuda oradaki arkadaşlarımızın kahramanlığı, fedakarlığı dillere destan. Gerçekten tüm olumsuzluklara karşı ellerinden gelenlerle gösteriler gösteriyorlar. Ve 1 Ocak'tan beri oradaki durumun ciddiyetini anlamanız bakımından 1411 terörist şu ana kadar yapılan operasyonlar sonunda etkisiz hale getirilmiştir arkadaşlarım. Ateşkesin kalıcı olması için, oradaki istikrarın sağlanması için ve oradan evlerini terk etmiş bulunan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde tekrar topraklarının evlerine dönebilmesini sağlayabilmek için gerçekten orada bir yoğun ve kapsamlı bir mücadele içindeyiz. Ruslarla koordineli bir şekilde yaptığımız çalışmalar var ve bu çalışmalar şu ana kadar tabii ki bazı aksaklıklar olmakla beraber, bazı ateşkes ilerleri olmakla beraber genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Ve bu manada bugüne kadar bunun göstergesi olarak da 300 bin civarında, yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmüş bulunuyorlar genel arkadaşlarım. Diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri olarak arkadaşlarım, Libyalı dostlarımızla, kardeşlerimizle yaptığımız mutabakatlar çerçevesinde oradaki kardeşlerimize askeri eğitim ve işbirliği ve onlara askeri konularda danışmanlık yapmak üzere oradaki arkadaşlarımızla büyük bir gayret gösteriyorlar. Onlarla beraber çalışıyorlar. Bütün işte bugünkü basında da çok yoğun bir şekilde yer aldığı gibi çok ciddi şekilde orada dengelere etki etti arkadaşlarımızın bilgisi, görgüsü, tecrübesi oradaki Libyalı kardeşlerimize aktarmak suretiyle. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetin başı Sarraç. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızla diye ilgili bakanlık ve bilimlerin muhatabı kim? Sarraç hükümeti. Anlaşmaları, sözleşmeleri, mütabakatları kimle yapıyoruz? Sarraç hükümetiyle. Onların iradesi çerçevesinde bu işler yürüyor. Bizim amacımız, bizim gayretimiz, bizim desteğimiz Libya hükümetinin, Libya devletinin birliği, beraberliği, bütünlüğü, sulhü, sükûnü ve huzur içinde istikrarlı bir şekilde yaşamaları.